Uzun bir aradan sonra Oscar'ları konuşmak için birlikteyiz. Mehmet, seni de bu yastıktaki güzel kızımızı da özlemişim. Hoş geldin. Evet, Oscar konuşacağız ama bana sorarsan hani son yılların şöyle bir baktım buraya gelmeden önce geçmişe de baktım. Farklı bir yıldayız. Yani Değil mi? Oppenheimer her şeyi değiştiriyor aslında. Atom bombası gibi düştü Evet, Oscar. Oppenheimer her şeyi değiştiriyor. Bir kere en önemlisi yani ilk kafama takılan nokta şu. Çok uzun yıllardır hem bu kadar geniş kitleyi toplayan hem bu kadar çok dalda Oscar adayı olan filmler az çıkmıyorlar. Yani Yüzüklerin Efendisi var mesela. Çok dalda aday oluyor, kazanıyor. Gişede çok başarılı. Oppenheimer bir anda yeniden o eski tarzda yani hem çok dalda aday hem de gişelerde çok Gişede de başarılı ve başarılı. favori olarak giriyor. Valla işte dediğin gibi baktım. Hani gelmeden önce de konuştuk. İşte ne bileyim bütün o birliklerin falan ödülleri var ya. BAFTA'lar, Altın Küreler falan. Yani hepsini hani yıka yıka geliyor. Yani herhalde Oppenheimer pazar gecesi ödül almazsa yani Oscar tarihinin en büyük sürprizi olur gibi geliyor bana, değil mi? Çok doğru söylüyorsun. O bir de şöyle de bir farklılığı var. Yine işte hani çünkü hep bir ikili rekabet vardır. Bak dikkat et. Yani yıllardır bir ikili rekabet var. Bu ikili rekabeti kıran yıllar oluyor. Mesela Nomadland tamam. O hakikaten o da öyleydi. Neredeyse kesin gibiydi. Kazanacak diyorduk. Öyle bir düşüncemiz vardı. 12 yıllık Esaret vardı. Tamam. O da öyleydi aynı şey. Artist bir de. Artiste de biz %100 o alacak diyorduk. Yani ikinci rakip vardı ama. Ama yine de bir ikinci film vardı onların hepsinde. Onun dışında çok uzun yıllardır benim bildiğim çok uzun yıllardır yani bu üç film dışında bu kadar Oppenheimer rakipsiz girmiyor geceye. Diğerlerinin de bir ihtimali vardı. Oppenheimer'da ikinci bir film kim kazanır dediğimiz zaman zaten kafamız karışıyor. Bu bile gösteriyor meseleyi, Değil mi? farklılığı. Diğer adayların hepsi 3 aşağı 5 yukarı hani böyle burun farkı falan olabilir. Eğer yani Oppenheimer bu yıl olmasa çok karışık bir liste olabilir. Yani herkesin birincisi, Oscar favorisi farklı bir film olabilir. Burada şeyi sorayım Mehmet sana. Belki o konuda bir fikir verirsin. Şimdi sonuçta burada 10 tane aday var ve bu 10 adayın onu da gerçekten güzel filmler. Yani herkes farklı bir tarafından işte Barbie'ye gönlünüz kayabilir, Past Lives olabilir. Ben kendim dün de çocuklarla konuşuyorum. Ben Holdovers'a veriyorum Oscar'ımı ya. Ben bence o alsın ya, yeter yani. Ne güzel yumuşacık bir film. Herkesin farklı olabilir. Senin Oppenheimer olmasa kim bu yıl önde sende mesela listende? O kafayı karıştıran bir yerler arasında. Ben iyi gayet çok iyi filmler var. Benim bayağı kafam karışır da ama Amerika nezdinde bakarsam The Holdovers isterim ben. Yani The Holdovers giderdi. Yani o gidebilir, yürüyebilirdi. Çünkü şeyleri çok sevdiler. Bu Fransız filmini çok sevdiler. Bir Anatomi Düşüşün of Anatomisi Amerika'da çok sevildi. O ilginçtir. Cannes'da iki film çıktı. Birisi Altın Palmiye'yi aldı. Bir Düşüşün Anatomisi bir Fransız filmi. İngiliz yönetmenin Almanca çektiği film. İlgi Zone işte ilgi alanı da of büyük ödül aldı. Ve o iki ödül yani Cannes'dan Altın Palmiye'yi büyük ödül alan filmlerin Amerika'da bu kadar etkin olması her zaman mümkün değil. Tamam olur. Yani yıllar önce Aşk'la, Haneke'nin Aşk'ı da geldi, aldı gitti götürdü, Interest. aday da olmuştu hatırlıyorum ama bu yıl hakikaten ikisi çok belirledi. Amerikalılar çok sevdi bu iki filmi. Bunlar da beklenmedik yerlere geldiler ama yine de son bence bunlardan ziyade The Holdovers'a kayabilirdi bence oylar. Yani Oppenheimer olmasaydı. Ya Şimdi yürek zaten evet. eritem böyle. Öyle diyorlar ya yani. Öyle bir film. Ben çok sevdim. Paul Giamatti'yi zaten seviyorum. En iyi erkek oyuncuda da konuşuruz da benim adayım o. Fakat dediğin gibi Amerikalılar çok sevmiş. Ben Variety'de okudum. Onlar böyle listeler yapıyor. Yani kim kazanır, kim kazanmalı listesi. Orada Oppenheimer açık ara önde kazanacak diyorlar. Fakat kazanmalı dedikleri film The Zone of Interest, ilgi alanı. Evet ya o öyle düşünen de var. Yani bu şimdi listenin zaten özelliği o kadar. Mesela geçmiş yıllarda şeyi hatırla. Favori La La Land'ti. Herkes La La Land diyordu. Fakat Moonlight aldı götürdü. Çünkü akademinin profili değişmişti. Ve hani hep konuşuruz seninle bunu. Akademide yeni bir üye profili oluştu. Bunlar daha genç. Hatta Avrupa'dan gelen, hatta dünyanın farklı ülkelerinden gelen, bizden de son dönemde akademiye seçilen insanlar oldu. Onlar ne oldular? O yıl La La Land'in
vardı. Lalanet eski akademinin genel olarak da işte onların şeyci ve onun kesin birinci olacağını düşünüyorduk biz. Diğer bütün profil yani art house seven ne kadar akademi üyesi varsa onlar Moonlight dedi. Ve ne oldu? Art house şey yapan seven akademi üyelerinin oylarıyla bir anda gerçekten Moonlight aldı götürdü. Şimdi art house seven akademi üyelerinin öndeki listeye bak şimdi. American Fiction. Son derece yeni bir film. Alıyor, ne yapıyor? Bütün o siyah filmi, bütün o klişelerin hepsini yıkan bir film. Çok müthiş bir metni var bir kere. Ya buna gidecek oylar. Bir Düşüşün Anatomisi var. Sen de, o da acayip bir film. Yani her şeyiyle. Ondan sonra The Holdovers var. The Holdovers var. Past Lives var. Ve senin Portings var. O da inanılmaz değil. The Zone of Interest var. Şimdi bunların hepsini oylar dağılacak. Yani art house sevenlerin oyları her tarafa dağılacak. Herkesin ayrı bir favorisi var. Sen de Holdovers diyorsun, o diyecek ilgi alanı, o başka bir şey diyecek. O yüzden ne olacak? Oppenheimer rakipsiz kalacak. Bu diğer bütün şeylerde de aynısı oldu. Yani Sark'ta da aynısı oldu. Diğerleri dağılıyor yani. Ama git bak sor. Öyle bir sonuç çıkacak ki. Yani Oppenheimer çok fazla oy alacak. Ama Oppenheimer asla vermeyecek bir sürü insan var biliyorum ben. Çünkü hatta onun Christopher Nolan'ın vasat filmlerinden birisi olarak veren de çok kişi var. Evet, beğenmeyenler yani art house seyircisi, yani akademinin içerisinde çok güçlü bir şey var. Art house seyircisi var. Onlar Oppenheimer'a vermeyecekler. Ama onların oyları dağılacak. Ama şeyimiz şu. Yani yine de hani birisi bu oylar dağılsa da hani aradan birisi çıkıp da Oppenheimer'ı zorlayan Holdovers olabilir. O da Amerika'yla. Zorlayacak hiçbir şansı yok. Dediğin sen o cümleyi söyledin. Yani eğer Oppenheimer olmasa kaybederse Oscar tarihinin en büyük sürprizlerinden birisi olacak. Valla şey olarak da biz ülkemiz olarak da biliyorsun yaz aylarında bir Barbenheimer fırtınası esti. Dünyada bir Barbie çok konuşuldu o dönem ama şimdi ödül sezonunda biraz geride kaldı gibi sanki. O beklendiği kadar etkili olmadı. Olmadı ama bu kadar adaylık gösterilmesi de biz o bile bir başarı. Yani evet. Bu kadar da şey değil yani. Bu kadar da iyi bir film değil Barbie yani. Amerikalılar çok sevdi. Ben de hani bu listede olması bile hani şu ona girmesi bile Barbie için tamam. Başarıdır. Şey, Amerikalıların yaptığı ama bir şeydir. Dünyanın başka bir ülkesinde bu olmazdı. Bu Amerikalıların çok Amerikan kültürüyle ilgili bir film. Greta Gerwig'i çok seviyorlar. Yani filmin yapısını çok seviyorlar. Barbie ile oynamasını çok seviyorlar. O postmodern yapıdan çok hoşlanıyorlar. Kabul ediyorum ama yine de hakikaten Amerika dışındaki hiçbir ülke bu kadar çok sevilmedi Barbie. Ya Barbie'nin anlattığı öykü şöyle geliyor bana. Eğer Barbie olmasa yani o kafamızdaki Barbie imgesi olmasa da orijinal bir böyle bir senaryo yazılsa aslında bildiğimiz çok standart bir öykü. Buradaki şeyim şu. Ülkemize de bir ne kadar sinefil ve sinemadan anladığımızı gösteriyor. Barbie dünyada biliyorsun fırtına gibi esti. 1,5 milyar dolara yakın hasılat yaptı. Ama ülkemiz Oppenheimer'cı çıktı. Bizde Oppenheimer Barbie'den daha çok hasılat yapmış. Evet, daha yani. Çok izlenmiş. Ama gerçekten o da ilginç. Ben basın gösterisini kaçırmıştım. Tatildeydim. Yani Barbie'nin normal sinema film gösterisine gittim. Yani tek erkek bendim Kadife. Ve hakikaten yani millet bana garip garip baktı. Bu adam bu filme niye geldi diye. Çünkü yani Oppenheimer yan salonda diyor. O yüzden de Türkiye'de biraz tamamen bir kadın filmi oldu. Yani öyle bir okundu ve hakikaten erkek seyirci neredeyse hiç ilgilenmediği bir film oldu. Poor Things'den bir şey beklemiyoruz. Çok evet. Konuşulan Maestro var. Ama Maestro'da yine en çok Amerika'da beğeniyor. Değil mi? Yani çok iyi bir film değil yani. Maalesef evet, yani biraz böyle çok havalı böyle çok ne diyoruz böyle hani gösterişli böyle evet. Bir şey. O da itici. Kişiyle yani Leonard Bernstein'ın karizmasıyla bence aday oldu. Şeyi de sorayım ondan evet. Yönetmene geçelim. Yani yaşayan en büyük yönetmen Scorsese'nin Dolunay Katilleri. Ya o yani bir hani evet. Çok iyi olduğu şey yapıyor ama dediğim gibi yine hani ödül bu gelen işte BAFTA'lardı o yapımcılar birliği, oyuncular birliği. Kadın oyuncu biraz öne çıktı ama DiCaprio olsun, evet. Robert De Niro olsun, Scorsese olsun. Benim de sevdiğim bir film ama onun çok fazla ödüllerde işte kadın oyuncu da konuşacağız zaten. Peki yönetmen herhalde bu kadar Oppenheimer dedikten sonra. Christopher Nolan kesin alır, kesin alır. Dunkirk'te işte vermediler çünkü Del Toro, Guillermo Del Toro'nun orada suyun sesiyle birlikte aldı götürdü. Bence Dunkirk
de verseler daha iyiydi. Öyle mi diyorsun? Dunkirk'tan bir yönetmenlik başarısıydı yani. Hmm. Hakikaten yönetmenlik orada hepsinin üstündeydi yani bana sorarsan. Suyun sesinde kurduğu dünya çok iyiydi Deltaro'nun ama Deltaro'nun yılıydı o. Ama bazen akademi bir şeye kilitleniyor Kadir. Yani kilitlendiği zaman da onu bozamıyorsun. Bir kilit oluyor. Başlıyor ödül sezonu. Herkes ona doğru gidiyor. Hatta biz anlayamıyoruz buradan. Hatta sadece burası değil. Dünyanın hiçbir yerinde anlaşılamıyor bu. O yılda mesela ben Dunkirk'ü seyrettikten sonra artık bu yıl verirler ne olana dedim ben. Çünkü Christopher Nolan çok önemli birisi. Yani Hollywood için çok önemli. Hem İngiliz vatandaşı hem Amerikan vatandaşı biliyorsun. Yani adam geniş kitleye yönelik bir sinema yapıyor. Geniş kitleyi yakalayan bir sinema yapıyor. Ama aynı zamanda otör gibi. Yani çok da önemli. Endüstri açısından baktığında 70 mm, 65 mm formatını destekleyen birisi. Özellikle şeyi çok destekliyor. 35 mm'yi. Ya endüstriye yön veren birisi adam. Yani 70 doğumlu. Çok önemli. Alması gerekiyor özetle. Vallahi yani daha ilk çıktığı andan itibaren, Momento'dan itibaren öyle bir bu ne ya falan dedirten ve her filmde de üstüne koyan ya bir süper kahraman üçlemesi yaptı. O bile süper kahraman filmlerinin çok üstünde. Değiştirdi. Süper kahraman filmlerini değiştirdi adam. Bu anlamda da zaten uzun yıllardır böyle çok yoktu ama hani oyuncuların hayranları olur ya işte Brad Pitt'çiler, Tom Cruise'cular, De Niro'cular, Pacino'cular falan bir kitlesi var yani. Christopher Nolan'cılar diye böyle Christopher Nolan'ın askerleri diye her şeyini takip edip ne dese böyle göz ona kulak kabartan falan. Bu yıl onun yılı herhalde evet, alır. Alsa da kimse de herhalde o akşam salonda şey demeyecektir yani. On değil ya işte. Bence o da teşekkür konuşmasını hazırlıyor şu anda. Değil mi? Hazırlamıştır bence. Christopher Nolan'a hayırlı olsun. Hani şeyse gitmeyebilir bile değil mi? Ödülü yollarlar. Oyunculuklara geçelim mi? Tabii tabii. Erkek oyuncu herhalde... Orada da işte Cillian Murphy. Bir de şöyle de bir şey var. Yani hakikaten filmin başarısında çok büyük söz sahibi. Onun da etkisi var. Yani burada Paul Giamatti çok iyi. Holdovers'ta harika. Bence bu yıl Cillian Murphy'nin yılı kesinlikle. Yani o alacak yani. O alacak gibi internette görüyorum. Oppenheimer'dan sahneler koymuşlar. Cillian Murphy böyle bakıyor endişeli. Şöyle duruyor falan filan. Bu arada Bradley Cooper'ı koymuşlar. 6 yıldır işte orkestra yönetme eğitimi, piyano eğitimi almış. Böyle onun orkestra diyor ki yani bu herif 6 yıldır uğraşıyor ama Oscar'ı bu bakarak bu alacak diye, koca gözlerini açarak diye. Ama bence çok etkiliydi yani bazen oyunculuk sadece öyle bakmak da oyunculuk yani. Yok bence iyi, çok iyi bir oyunculuğu var. O filmin de neredeyse her sahnesinde var. Tabii. Film baştan sona onun üzerine kurulu. Onun duygu geçişleri üzerine kurulu. Bence oyunculukta hiçbir eksikliği yok Bradley Cooper'dan. Ama ne o? Hakikaten ben de şöyle düşünmüştüm. Yani Bradley Cooper'ı seyredince baştan sona hani tam dedim tipik bir Oscar. Değil yani mi? Oscar performansı bu. Bradley Cooper alabilir dedim ben. Ama şöyle de bir durum var işte bu. Oscar tarihine baktığın zaman en iyi film, eğer en iyi film 13 dalda da adaysa veya ve iyi de bir erkek oyuncu başrolde iyi de bir performansı varsa çok öne çıkıyor. İşte burada da o Bradley Cooper'a kaybettiren o oldu. Yoksa Bradley Cooper çok tipik bir Oscar'lık. Değil mi yani her şeyiyle? Ve çok da iddialıydı. Aslında çok da iddialıydı. İşte yapımcılar da aynı şekilde bunun pazar, yani en başından beri bunun tanıtımını yaptılar. Fakat ödül sezonu başlayınca bir anda geride kaldı. Burada şeyi sorayım sana. Paul Giamatti'yi konuştuk. Bir usta. Bir yazıda şeyi okudum Mehmet. Jeff Wright. American Fiction'la. Çok iyi orada. Diyorlar ki ya aradan bir sıyrılma olur mu? Hani ya bu herif de Hollywood'un hani emektarlarından yani olabilecek her janrda filmde oynamış falan. Aradan çıkar mı gibisinden böyle. Bazen diyorsun ya oylar bölünüyor falan. Evet ama bir gönüller sefer, kayıyor falan. O işte aradan sıyrılabilirse Paul Giamatti olacak. Değil mi? Evet. Yani bence ben de onu çok beğendim de o Jeffrey Wright'ı da öyle okuyunca dedim acaba öyle bir şey olur mu böyle? Bazen biliyorsun yani ben de onu hiç unutmam. Şimdi The Father'da Anthony Hopkins inanılmaz iyiydi biliyorsun. Chadwick Boseman'da işte o yıl çok iyi bir performans vardı. Hayatını kaybetti. Ve işte hatta çok duygusu olarak herkesin ona vereceği söylenmişti hatırlıyorsun. Chadwick Boseman alacak. O bekleniyordu. Hatta akademi bile onu bekliyordu. En sonu onun ödülünü koymuştu. Anthony Hopkins pandemi nedeniyle İngiltere'deki evinden yani gelememişti, katılamamıştı.
Ve ona verdiler. Neden? Çünkü daha iyi olduğunu düşündüler. Şimdi burada da o yüzden eğer olursa daha iyi bir performans derlerse bence yine şey olabilir. Olursa cihamat de olabilir. Çünkü çok iyi oldu. Değil mi? İnanılmaz yani. Gözü bir aradım bu adam başka gözü birisine, böyle mi dedim yani. Başka birisine dönüşmüş. Evet, çok yani, acayip. Başka birisine yani dönüşmüş. Oyunculuk olarak çok iyi. Bazen akademinin acımasız yanı tutar. Yani orada da Chadwick Boseman değil. Hayır, burada inanılmaz iyi oynadı dediler Anthony Hopkins'e. Kabul ediyorum ben de. The Father'da inanılmaz iyiydi. Ve dediler ki bu olacak dediler. Yani anladım. Biz duygusal davranmayacağız dediler. Olursa o olur bence. Bana sorarsan olur. Tamam, orada da biz Cillian Murphy diyelim de bilmediler olmasın. Onda ben hiç üzülmeyeceğim. Çok da iyi oynadığını düşünüyorum. Çok evet, da sevdiğim bir oyuncu. Ben de yani ilk başlardan beri takip ettiğim çok iyi. O 28 günden beri evet, hatırlıyorum evet, ben evet, oradan evet, beri. O yani biraz farklı da bir ifadesi, şeyi de farklı. Ben de seviyorum. Alırsa üzülmem. Kadın oyuncu biraz önce konuştuğumuz işte, hani bir burası karışık gibi işte, ha, değil mi? Evet, burada sana gece, ihtiyacımız var. Evet, burada gece, bir şey olabilir. Geçen burada sene yine de öyleydi Kadir. Geçen sene geçen, kadın doğru, oyuncu çok eğlenceliydi. En rekabetin en yüksek olduğu dağıldı. Hatta geçen nerede oldu o? Oyuncular Birliği'nde mi? Emma Stone'un ismini yanlış söylüyorum. Lily Gladstone'un almasıyla böyle çılgınlar gibi alkışladı ya. Öyle yorumlar gördüm. Diyorlar ki en iyi rolünü burada yapmış. Hani çok üzülmüş ama orada çok iyi rol yapmış diye. Burada belki hani Lily Gladstone bence de filmde iyi. İşte ilk yerli, Amerikan yerlisi... Oscar'da değil mi? Öyle bir olacak. Burada yani peki en iyi kadın oyuncu Oscar. Emma Stone çok, o da gümbür gümbür geliyor. Yani herkesin takdir ettiği, yani o Poor Things'in başarısında Emma Stone başat aktörlerden birisi. Ne diyorsun, hangisi olur? Ya işte asıl geceyi eğlenceli kılan rekabet bu olacak bence. Geçen sene şöyle oldu. Cate Blanchett, işte Cate Blanchett'la Michelle Yeoh'un müthiş bir şeyi vardı. Son dakikaya kadar belli değildi. Şimdi aynısını yaşıyoruz. Bence SAG, yani Oyuncular Birliği'nin ödülü çok burada belirleyici. Akademiyi yansıtıyor. Akademinin oradaki üye profiliyle akademiye baktığına yakın. Ve biraz orayı takip ediyor sanki akademi. O yüzden bence Lily Gladstone biraz önde. Şimdi neden? Yani baktığın zaman Emma Stone daha böyle gösteriyor. İşte bütün film onun üzerine kurulu. Her şey onun üzerine gidiyor. Fakat komedi ağırlıklı bir rol. Lily Gladstone drama ağırlıklı. Hatta Altın Küre'de birisi drama, birisi komediye alıyor. Öyle evet, bir eşitlik aldım var ki aralarında. İkisinin de Altın Küresi de var. O yüzden biraz o şey de filmin çok şey bir yanı var. Bütün filmin hikayesinde o kadının çektiği acı, Lily Gladstone'un oynadığı karakterin çektiği acı, bütün aslında filmin çevresinde kurulduğu acı. O yüzden de filmin kalbinde gibi aslında. Ve o film Dolunay Katilleri de sevilen bir film oldu. Dolunay Katilleri'ni de boş göndermek istemez. Böyle bir durum da var. Sevilen bir film. Bence o yüzden SAG'da, Oyuncular Birliği'nde oylar nasıl Lily Gladstone'a kaydıysa akademide de bence Lily Gladstone'a kayacak. Ben öyle düşünüyorum. Lily Gladstone. Yani evet, tamam. Hiç Emma Stone kazanırsa sürpriz olmayacak ama ben onun kazanacağını tahmin ediyorum. Lily'den yana. Evet. Kullanalım oyumuzu. Orada şeyi sorayım. Sandra Hüller'e ne diyorsun? Çok iyi o. Değil mi? Evet. Yani... Onun zaten bu yıl onun yılı. Yani hem yani Zone of Interest'te hem orada yani çok Tony çok iyi. Tony Erdman'dan beri takip ettiğim bir oyuncu benim. Yani çoğumuzun, sadece benim değil hepimizin. Tony Erdman'da da müthişti. O şey demiş biliyor musun? Bu başladığı zaman oyunculuğa gençlik yıllarında şöyle demiş. Yani uluslararası bir oyuncu olursam en son yapacağım şey bir Nazi oynamak demiş. Tamam, karar vermiş, oynamayacağım. Çünkü bir Almanların kaderi bu. Bütün uluslararası yapımlarda bir Nazi oynuyorsun. Oynamayacağım demiş ama ilgi alanının senaryosunu okuyunca diyor ki ya böyle bir senaryo insanın önüne gelmez. Adamı Nazi yapardı. Yani evet, yani ben onu diyecektim. Hani kendisi de demiş de yani evet, önüne gelip de ya ben böyle bir karar almıştım demek de ayıp olur. Çok 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 iyi film. Burada yani o şeyle aday zaten, hani Anatomy of a Fall bir düşün şeyiyle, anatomisiyle aday ama orada da çok iyi. İlkisinde de çok iyi. Çok iyi. Evet. Yani o mu öldürdü, öldürme hala. Yönetmen demiş ya sen öldürmemişsin gibi oyna demiş ona. Tabii tabii. O bende hakikaten çok çarpıcı bir nokta o. Yani o sürekli yönetmenin peşinde dolaşmış set boyunca. Bir de yani Mehmet çok özür dilerim, sözünü kestim ama yani o film aslında çok da bildik bir konuyu anlatıyor değil mi? Bir cinayet var, bunu kim öldürdü? Ve sonrası mahkeme filmi. Ama işte aynı öyküyü
bir de böyle anlatabilirsin. Yani buna benzer bir sürü film görmüşüzdür ama o kadar çarpıcıydı ki. Yani hala tartışılıyor yani. Hala ne oldu orada? Evet, çok işte iyi ben yani. Şeyde de aslında ana akımın ruhuna hiç uymayan bir öykü o. Çünkü ana akım kabul etmez bunu ana akım seyircisi. Yani ben bilet parası verdiysem finalde değil öğrenmek mi? İsterim her şeyler. O yüzden ana akım film değil bu. Hala da değil. O yüzden ama akademinin bunu, Amerikalıların bunu beğenmesi çok önemli bence. Yani çünkü demek ki hakikaten hani ana akımda değişmek zorunda aslında biraz. Yani yavaş yavaş çünkü buralara gelirsen hani bu belirliyor. Çünkü burada diyor ki sen karar vereceksin. Seyirciye diyor ki sen karar ver. Ben sana bütün verileri sunuyorum. Yönetmen bile bilmiyor bunu. Sen karar ver diyor. Ve çok da etkili bir film aynı zamanda. Çok. Valla şimdi en iyi yardımcı erkek oyuncuyu hemen geçelim diyorum. Herhalde Robert Downey Jr'da. Evet, değil mi? Değil mi? Yani, bak işte burada da ben beğendim onu. Çok iyi o filmi. Bence de iyi. Besbelli. Zaten hani o filmin filmden çıktıktan sonra hatırladığın en önemli karakterlerden bir tanesi. Oppenheimer'dan sonra hatırladığın karakter. Ki bence kadın oyunculardan bile daha çok ön planda orada. Yani hakikaten de çok kritik yani. Herkes de o filmin yazısında Robert Downey Jr'dan bahsetti. Ödül sezonunda da aday olacağını tahmin ediyorduk ama bütün ödülleri alarak buraya geleceğini ben tahmin etmezdim. Yani. Bence biraz onda bir şeytan tüyü var ya, çok evet, sevindi. Evet. Biraz o evet, bir de onu... çok yetenekli bir oyuncuydu. Kesinlikle. Hatırlarsın 90'lardan sonra o bazı problemler işte, yani aslında küllerinden doğdu da diye, yani cezaevlerine kadar tabii, girdi o problem. Alkol problemleri falan, fakat ondan sonra bir süper kahraman, yani Iron Man'i bile başka bir yere taşıyıp da oradaki ilişkisini kestikten sonraki ilk böyle önemli işinde tekrar ödüle uzanması. Çok da akademi Amerikalılar çok sever böyle hikayeleri. İleride bir biyografisi yapılır onun. O yüzden buraya kilitlendi. Yoksa şöyle bir bakarsan ya rakipler inanılmaz iyi. Yani Robert De Niro var, American Fiction'daki Sterling K. Brown çok iyi, Mark Ruffalo çok iyi, Ryan Gosling çok iyi, hepsi çok iyi ama işte bazen biter bu iş. Yani ödül sezonu başlar, bütün ödüller, bütün işaretler onu gösterir. O da gecenin favorisi, o da teşekkür konuşmasını nasıl yapacağını düşünüyor değil bence. Mi? Bayağı böyle her konuşması da havalı, esprili yapıyor. Şimdi ama burada da güzel bir konuşma. Böyle var. Zamanlarda yani şöyle, yönetmende favori kesin olduğu zaman hep yönetmen kazanır. Erkek oyuncu, kadın oyuncu da favoriler çok netse kazanır işte. Bu yıl olduğu gibi. Cillian Murphy. Ama Kadir şöyle bir durum var. Akademinin tarihine bakıyorsun. Yardımcı erkek ve yardımcı kadın oyuncu da %100 favori gösterilenler her zaman kazanmıyor. Öyle mi? Evet. Ha, ona evet, bakmadım. Böyle bir durum var. O zaman arada çıkışlar oluyor. Böyle bir o şey zaman oluyor. Çok üzülürüm. Çünkü bu eğer Robert Downey Jr. olmazsa sanki böyle Ryan Gosling biraz bu Ken i̇şte, nasıl bir Ken'se o çok sevilmiş. Evet. Ben de diyorum ki ya bu adam daha iyi işlerde oynadı yani Ken'den daha iyi işleri var. Çünkü bir ama... anda değişiyor iş. Diyor ki yani bu bütün oy bile değişiyor galiba. Bir anda yardımcı oyuncu da ödül sezonunun dışında bir karar verebiliyor akademi. Anladım. Olabiliyor. Orada o zaman... Tahmin etmiyorum ama ben sadece bir ihtimal olarak söyledim sana. Belki bir ihtimal Ryan evet. Gosling mi diyorsun sen de? O olmazsa. Onun üzerine toplanıyor. Değil mi? Onu işaret ediyor. Evet, okuduklarımdan da o. Bence öyle. De aman olmasın burada Robert Downey Jr. olsun. Kadın oyuncuda da yine herhalde... Ama inşallah ya. O dediğin şey gerçekleşmez. Burada favori yok. Alsın yani. Tabii tabii aynen orada. O olmazsa üzülürüm. Vallahi gerçekten orada şey çok... tam nasıl okunuyor? Divine. Joe Randolph Holdovers'taki harika o. Çok iyi. O da bütün ödülleri kazanmış durumda. Çok tatlı oynuyor böyle. Çok evet. Da küçük nüanslı böyle. İşte hani... o da aynı şey gibi. Lily Gladstone gibi. Yani öyle bir şey temsil ediyor ki. Karakterin temsil ettiği şey önemli orada. İmge önemli yani. Orada Lily Gladstone... Dolunay Katilleri'nde filmin kalbinde duruyor dedim ya. Burada da ikisi de aynısı. Yani burada da oynadığı karakter yani hem, Meryl Hem karakteri filmin kalbinde duruyor. Evet, hem yani, o şeyleri evet. Birleştiriyor. Hem bütün acıyı büyük, temsil ediyor. Aynen yani, öyle yani. Şimdi orada şöyle bir şey var. O çok Holdovers'ta herkesin acıları var. Ben de onu yazacağım zaten ama onun acısı çok merkezde duruyor. Ve çok büyük bir acı o. Diğerlerinin bir anda o ergenlik problemleri, onun o orta yaş problemleri hepsi değerini kaybediyor. Diyor ya bu kadın 25 yaşında eşini kaybetmiş, evlenememiş bile. Daha sonra da 20 yaşına girmeyen oğlunu kaybetmiş diyorsun. Ve şöyle o böyle parti bir sahnesinde ha, o bir şey var ya yani bir tek orada duyguların hakim olamadığı sahne o fakat
filmin bütününü düşündüğünde o acıyı her sahnede hissediyorsun. Yani onu görüyorsun. O yüzden çok iyi. Ne düşündün biliyor musun Mehmet? Burada şimdi Oscar konuşuruz ama bizim Hababam sınıfınızdaki Hafize Ana var ya. Hafize Ana'nın bir yerde bir kızı geliyor ondan utanıyor evet, falan evet, da. Evet. Hafize Ana kimdir? Nereden gelmiş? Ne gibi acıları var? O çocuklarla ilgili. Keşke birisi otursa da bir Hafize Ana filmi yazsa ya. Yani onu izleyince dedim ki bu da Hafize Ana gibi yani. Çocuklarla doğru ilişkisi de öyle. Evet, evet. Keşke öyle bir şey yazsalar dedim. İnşallah o olur. Onun alternatifi de benim gördüklerim Emily Blunt'a doğru bir şeyler gördüm. Evet çünkü Oppenheimer. Yine çok iyi oyuncular var burada. Jodie Foster var, Daniel Brooks var, America Ferrera var. Bunların ama burada bence Barbie, Amerika çok da sevildi ya. O yüzden hani o sürpriz yaparsa America Ferrera Barbie ile yapar. Öyle mi? Evet evet. Anladım. O yapabilir. Barbie'ye bir şeyimiz var. Birazdan belki konuşuruz ya da konuşamayız ama şarkı yazacak zaten. I'm Ken miydi? O Bill Eilish ikinci Oscar'ını alacak bu arada eğer alırsa. Öyle mi? O tabii mu? Oscar şeyi James Bond'un şarkısıyla aldı. Doğru onunla da aldı. Çok genç yaşta. Aldı başını gitti valla. İkinci Oscar'ını alacak yani. Bir ömür çalışıp alamayanlar var ya. Mehmet senaryoya geçelim. Orijinal senaryo. Burada da bence iyi işler var ama herhalde çok aslında karışık. Fall mı? Evet o gözüküyor. Ama işte şey de var. Yani The Holdovers da var. O ikisi arasında bir rekabet var. Yani Anatomy of a Fall'ın %100 kazanılacağı düşünenler de var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çok sevildi o. Ona bir şekilde burada bir de onun biliyorsun Fransızlar onu aday göstermediler. Evet evet. Orada da isyan evet. Çıkmış ya. Ya bu dururken öbürünü niye yaptınız? Hatta Amerikalılar da buna çok bozuldular. Yani bir şekilde hani ve belki de ne düşündüler acaba? Ya o film iyidir. Yani Tran Hankung çok iyi bir yönetmen. Vietnamlı. Ve o film de çok iyi bir film. Orada kaldılar ikisi arasında. Anatomy of Fall'un zaten bir yükseliş yaptığını düşündü bence jüri. Sektör jürisi o filmi öteki filme verdi. Ama bu kadar büyük bir Oscar. Çok da Fransızları tanırım biraz. Hani çok da umurlarında değildir. Yani o jürinin hiçbir pişmanlık duyduğunu zannetmiyorum. Değil mi? Verdikleri biraz onlar hiç pişmanlık duyduğunu küçümsüyorlardır bile o taraf. Yani öyle bir dertleri yoktur. Bu konularda çok kendilerine güvenilirler. Her zaman da sinema konusunda biliyorsun sinema endüstrisinin çıktığı yer Fransa. Kendilerine çok güvenirler. Yani hiç Amerikalıların görüşlerini çok önemsemezler bu konuda. O yüzden burada bir düşün anatomisinin ben kesin alacağını düşünüyorum. Ama bir şey diyorsun yine onu diyelim. Holdovers Amerika'da çok sevildi. Çok evet. Da şey. Ya ben oy versem Holdovers'a gidebilir benim ölüm. Yani Holdovers'ın ben senaryosunu çok seviyorum. Ama işte Anatomy of Fall da çok iyi. Holdovers'da şeyi diyorum Mehmet. Ya uzun süredir böyle denk gelmedik herhalde. Ya 90'larda, 80'lerde hatta 70'lerde böyle filmler izlerdik de şimdi biraz sinemada değişiyor falan. Bu çok klasik bir sinema gibi. Yani birisi bize dese ki 1970 yapımı Holdovers'la falan dese şey demeyiz herhalde değil mi izlerken? Yok yani alaka bu diye. Evet, evet. Öyle öyküsü de öyle, ama şeyi işte, de öyle. Şey yine de yani ben düşünürdüm ama yine de sonuç olarak son olarak yine Anatomy of Fall derdim ben. Yani, çünkü bence de ya hala o sonu yüzünden tabii, yani evet. Karar veremedik hala. Uyarlama senaryo değil mi? Şimdi uyarlama senaryoda biliyorsun ilginç bir şey oldu. Barbie her yerde özgün senaryoda yarıştı. Özgün senaryo seçildi. Hatta eleştirmenler onların bir eleştirmenlerin seçimi ödülü vardır. Critics Choice Awards. Orada mesela özgün senaryoda aldı ödülü. Akademi dedi ki hayır dedi. Bu dedi Barbie bir uyarlamadır dedi. Benim koşullarıma göre. Çünkü dedi böyle bir şey var. Böyle bir karakter var. Bu karakterden uyarlanıyor dedi ve uyarlama olduğunu söyledi. İşler bir anda karıştı. Şimdi hatırlayamadım sen geçtiğimiz yıllarda benzer bir şeyi başka bir şey yapmışlardı. Akademi her zaman yine. Müzikte her zaman akademinin branşları var biliyorsun. O branşlar çok ayrıntılı çalışıyorlar. Müzikte vesairede çok detaylı çalışıyorlar ve kararlarını bildiriyorlar. Burada da Barbie'de bu kararı bildirdiler. Şimdi ne oldu biliyor musun? American Fiction ödülleri alarak geliyor. Fakat hiçbirisinde Barbie ile yarışmadı. İlk kez Barbie ile yarışacak. Evet. Ama ben yine de American Fiction diyorum. Fakat akademiyi düşün, Barbie'yi çok sevenleri düşün ve Barbie bu yıl bir ödül alsın diyenleri düşün. Eğer onlar da burada ödüllerini, oylarını Barbie'ye yoğunlaştırırsa neden olmasın? O yüzden çok büyük sürpriz olmayacak. Umarım. Yani burası da aynı kadın oyuncu gibi. Yani American Fiction'la Barbie arasında geçecek bir şey var burada. Ve gecenin merakla beklenen sonuçlarından birisi bu olacak. Ben umarım American Fiction olur çok iyi diyorum. Yani gerçekten o yani hani o şey esprisi bile ya klişe ya
senden diyor siyah romanı bekliyorlar. Ulan siyah yazdı işte. Ben siyahım, daha ne kadar olabilir? Yani çok çok iyiydi şey olarak. Oppenheimer'dan bir şey beklemiyoruz burada. Ya her olabilir şey de ama yani aslında. Yeter burada da vermesinler. Bu kadar şey. Yani, hayır şöyle, uyarlama senaryo her zaman böyledir. Daha önce de ben çok sık söylemişimdir bunu. Bazı yıllar bazı filmler çok sevilir. Yani ona şeyde Oppenheimer'a verir. En iyi film oynamasına gidip Oppenheimer'a verir. İkinci filmine senaryo da verir. Bak yönetmende değil. İkinci filmine ise özellikle orada senaryo da verir. American Fiction'da tam da böyle bir film işte yani. Tam da böyle bir film. O yüzden de Oppenheimer'a zaten yönetmeni alacak, filmi alacak, erkek oyuncu alacak, yardımcı erkek oyuncu alacak, teknik dallarda bir şeyler alacak. Müziği var, bunun başka şeyleri var. Yani tamam zaten o yüzden artık senaryo da vermeyecekler. Vermeyecekler. Bir öngörü 10 diyorlar. İşte o Batı yakasının hikayesi gibi. Evet. Yani 10 film olur diyorlar. Bir şey de onu da gördüm. Bir 2012'den beri galiba, Argo'dan beri hani böyle yıka yıka gelen pek bir şey olmamış yani. Evet. Yani bu yıl diyorlar hani 10 ödül öngörülen, böyle listeler yapıyorlar ya işte şeyler falan. 10 ödül cepte diyorlar. Olabilir işte. Yani, bu da uzun süredir ilk kez olacak. Evet. Mehmet, bir de uluslararası filmimizi konuşalım da burada artık Zone of Interest'e verelim de gidelim yani. Gerçekten yani ben Jonathan Glazer'ı Sexy Beast'ten beri takip ediyorum. Bence iyi bir yönetmen. Hak ediyor da yani. Kesin. Diye düşünüyorum. Evet, evet. Ben de onu yazdım zaten. O bence alacaktı zaten. Hı hı. Çok farklı bir yaklaşım var. Getirdiği yaklaşım çok farklı. Her şeyle çok farklı. O bir yani yönetmenlik olarak da hani senaryo olarak da çok başarılı bir film. Zaten gördü akademi. Burada bence tartışmasız. Diğer filmlerin baktığında eğer ikinci bir film ararsak illa şeyi çok sevdiler. Kar Kardeş, Society of Snow, İspanyol film, Bayan'ın filmi, o da çok iyi. Öğretmenler odası çok iyi, ben onu beğeniyorum. İlker Çıtağı tebrik edelim. Evet, orada olmak bile büyük bir başarı. İyi de film, iyi de film ama Zone of Interest'e denk gelince bir şey yapma. Ama büyük ihtimalle ilgi alanı olacak. Son dönemde çok şeyi çok görüyorum, bizde de izleyenler sevmişler Wim Wenders'ın Perfect Days'i de. Evet ya, o bir rakip ve asıl sürpriz yaparsa sanki o da yapar gibi geliyor. Herkes diyor işte. Yani bir usta hiç yani. Söyledin onu. Onu söyleyecektim ben. Tamam yani o Society of Snow ama yani Perfect Days de yani çok sevilen çok bir küçük bir hikaye ama dokunaklı bir hikaye. Wim Wenders usta bir yönetmen. Hani burada da ustaya bir şey yapalım olursa belki o bir şey olabilir. Onun dışında bu yıl işte müzikte Billie Eilish, evet, o şeyler falan. İşte merak edilen şu, kaç Oppenheimer ne kaç tane Oscar alacak? Değil mi? Favoriler kazanacak mı? İşte kadın oyuncu, senaryo da ciddi rekabetler var. Sonuç olarak hani favoriler belli olsun da yine bence eğlenceli ve sonuçları merak edilen bir Oscar töreni bekliyoruz. Ya biz her zaman bu dönemde söylüyoruz. En eğlenceli dönem. Jimmy Kimmel galiba 4. kez olacakmış. Şeyi gördüm Mehmet, 25 kişilik bir yazar ekibi varmış. Ya küçücük bir espri yazmak için günlerdir çalışıyorlar. Zarflar teslim edilmiş. Yani bilen biliyor herhalde, o bir ajans götürüyor galiba çantayı. Evet, evet. Bir kişi, iki kişi neyse onlar herhalde bilen biliyordur ama sen animasyon sevdiğini biliyorum. Herhalde Spider-Man. Orada da onu ilk söyledin aslında, yıllardır hep bir şey var. Yani bir film alıyor, favori olarak geliyor. Alıp Oscar'ını alıp gidiyor ama bu yıl öyle değil Kadir. Bu yıl Çocuk ve Balıkçıl ve Spider-Man karşılıklı bir şeye geldiler. Hakikaten orada da aynı şekilde Spider-Man, Örümcek Adam, Örümcek Evreni'nden geçiş biraz daha avantajlı görünüyor. Çünkü Yapımcılar Birliği'nin ödülünü kazandı. Yapımcılar Birliği de akademiyi çok iyi yansıtır. Ama Çocuk ve Balıkçıl çok iyi ve şunu unutmayalım. Güçlü bir artı ağzı lobisi var artık akademide. Ve bu artı ağzı lobisi eğer şeye dönerse, Çocuk ve Balıkçıl'a dönerse kazanabilir. Bir Miyazaki kitlesi de vardır diye tahmin ediyorum onun şey. Son bence, onun da ben merak ettiğim ödüllerden birisi de o. Ben son bir şey herhalde, ben bunu da yazdığım için bence biraz önce Maestro'yu konuştuk ya, herhalde makyajı Maestro'ya vereceğiz değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Evet, olabilir valla. Kazuhiro yani evet, bayağı emeklilikten döndürüp getirmiş galiba. Hatta Guillermo del Toro söylüyor Bradley Cooper'a. Yani seni ancak o, yanlış hatırlamıyorsam o diyor yani, hani o seni bu hale sokabilir. Çok başarılı bir makyaj uygulamaydı. Evet, onu da söylemiş, o içimde kalmasın. Yani bence de çok başarılıydı. Başka ödüller de var ama
Bu sene Open Eye yılı. Çok teşekkür ediyorum Mehmetciğim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.